Esselatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 19. lema İktisat Risalesi, İktisat ve Kanaate, İsraf ve Tebzire dairdir. Bismillahirrahmanirrahim. Küllü veşrebu ve la tusrifu. Şimdi bu iktisattan okuyorduk. Sen o şeyi şey yaptın, oradan okuyalım. Oradan okuyalım. Bak kaldığımız yerden devam etmeyelim. Yani gene belki de şey yaparsınız diye. Tamam olmaz mı? Belki olmaz diye. Onu sen halletirüyeni de iyi hissettim. Bu konuya hazır gibi hissettim sizi. İlginç bir yer. Böyle. Üçüncü netice. Peki bir ikisi... Üç okuyalım. Hırs, ihlası kırar. Yani aslında yedinci okumak lazım. Hırs nereden geliyor? Tabii. Bu konuyla ne alakası var? Ne alakası var diye. Yedi okumak lazım. Yedinci nükte, israf hırsı intihac eder. Hırs üç neticeyi verir. Zaten beşinci şuada da Deccal'ın bir tuzağıymış. Deccal israfa alıştırır diyor. İsraf eden onun damına düşer. Dam tuzak demektir Arapçada. Yani gelir gidere denk olmayınca ne yapacaksın o zaman? O geliri bulmak adına haram helal denmeyip rastgele saldıracak. Hırs olacak. Diyor ki israfın neticesinde hırsı ortaya doğuruyor. Hırs. İsrafa alışmış adam. Nasıl şey yapacak? O gelirini nasıl tedarik edecek? He Yusuf? Başka yollar alacak. Başka yani meşru yolların dışında nasıl bu amacıma ulaşabilirim? Diye yol arayacak, başka yol arayacak. Hırs üç neticeyi verir. Hırs da üç neticeyi doğurur. Gördün mü bak? İsraf, yani iktisat, israfı. İsraf, hırsı. Hırs da üç neticeyi doğururmuş. Birincisi, kanaatsızlık. İkincisi, haybet ve hasarettir. Üçüncüsü de, ihlası kırar. Görüyor musun? İkide bir ihlas okuyordunuz. Evet. Birincisi, kanaatsizliktir. Kanaatsızlık ise, sahaya çalışmaya şefki kırar, şükür yerine şekva ettirir. Tembelliğe atar. Şimdi geçenlerde bu dersin başında demiştim ki Üstad Hazretleri hapishanedeyken hapisteki o nur talebelerin o kavga gürültüleri var tabii. Mahsus sıkıştırmış Deccaliyet ki küçük bir yere çok kalabalık mizaç ve meşrepten gelen bir ihtilaftan dolayı kavga etsinler diye. Üstad Hazretleri onlara üç risale okumasını tavsiye ediyor hapishanedekilere. Orada ben bir tane ters söyledim. Birisi İhlas. İhlas Risalesi'ni mabeyinizde okuyun. Okuyayım istersen o şeyde de hangisidir diye yerinden. Sizler ara sıra İhlası ve iktisat lemalarını ve bazen Hucumat-ı Sitr Risalesi'ni mabeyninizde beraber okumalısınız. Ben Hucumat-ı Sitr yerine Uhuvvet dedim. Tamam, hatırladın mı? Değil yani Hucumat-ı Sitr'de Uhuvvet de var içinde ama Hucumat-ı Sitr'de 6 tane münafıkların, deccaliyetin, zındıkların hücum yolları var. İnsanın en zayıf 6 damarı.
Yani insan denilen saraya girip işgal etmenin 6 tane kapısı. Burada dikkat edin, kavga eden, titizlikten gelen meşrep veya işte mizacından gelen ihtilaftan kavga edenler, usta onlara 3 tane eser okumasını söylüyor. Onlara Mabeyninde beraber İhlas'ı 223'te Kastamonu. İktisat. Peki ne alakası var iktisatla? O kavgayı durdurmanın şeyi. İktisat olsa kavga da olmuyor. Ne alakası var diye? Bir insanda iktisat olsa kavga olmazmış. Kavgalar olmazmış. Aza kanaat. Onu okuyoruz şimdi. İsraf hırsı netice verir. Hırs da 3 tane sebebi doğururdu. Bir tanesi de kanaatsızlık. Kanaatsızlık da çalışma şefkini kırar, şükür eline şekva ettirir, tembelliğe atar. Ve meşru, helal, az malı terk edip gayrimeşru, külfetsiz bir malı arar ve o yolda izzetini, belki haysiyetini feda eder. Haşiye. İktisatsızlık yüzünden müstehlikler çoğalır, tüketiciler çoğalır, mustahsiller azalır, üreticiler azalır. Yani iktisatsızlık yüzünden köylere git. Hiç kimse böyle yarıya icara tarlanı veremiyorsun. Eskide kaparlardı yarı yarı yarı. 1/3 diyorsun onu da almıyor. Benim çayım var da babamda kalmam. Yap, yarısı senin olsun, yarısı benim olsun. Yok diyor. Peki 1/3 bana ver. Yok. Bari tarlaya diken girmesin diye al bedava diyorsun. Çoğusu da al. Çünkü israf olunca kanaatsızlık oluyor. Kanaat neydi okursak, hani bugünkü ders var diye gene mi? Kardeşim, kanaat, yani avami bir tarzı anlamak istemiyoruz yani. Öyle de anlamanız istemiyorum. Kanaat buna, tamam, kanaat değil yani. Tamam da, o ben arka planı, gözüken fiil var ya, eylem. Onu almak, almamak, vermek, vermemek, tasadduk etmek, fedakar. Bu eylemdir, fiildir. Bunun arkasını görmeniz lazım. Ruh. Bu eylemi, bu fiili, bu sözü ortaya koyan ruhu düşünmen lazım. Şimdi sevgili kardeşim, ağacın dalıyla budağıyla uğraşma. Köke it. Çekirdeğini değiştirmeye çalış. O zaman ağacın detayında yapacağın masraf ve zorluk, yani yapacağın şey zorlukla, çok zor olur, müşkilatlı olur. Aşı yapacaksın, bilmem ne yapacaksın, budayacaksın, ilaçlayacaksın. Merkezde küçük bir çekirdekle müdahale, tamam, ağaçta yükün teşkil edecek. Küçük bir açı farkı ileride dağ gibidir. Onun için Peygamber Aleyhisselam'ı söylemiştim, bir de ustadı demiştim, hatırlarsınız. Ya bunlar nasıl yaşıyor, bu nasıl yaşanır ya? Böyle denge olur mu? Olmaz. Yani her şeye dikkat edeceksin. Bu olmaz. Nasıl yapmışlar peki olmuşsa? Ruhta işi bitirmişler. Yoksa hareketlerini düzeltmeye uğraşmamışlar. Çekirdekteki şey. Bunu anladın mı bu cümleyi? Hareketlerini düzeltmeye uğraşmamışlar. Düzelteme. Olmuyor ki. Kökten geliyor gene. Kökten, yani ben düzeltiyorum. Hey diyorsun ama aşağıdan geliyor. Dışarıdan hihihi. Nereye kadar? Merkeze gittin mi, merkezde işi bitirdikten sonra dışarıda zaten istesen de olmaz ki. Yani merkezde işi bitirmişler, ruhta bitirmişler. Onun için kanaat neydi? Kanaat, insanın nihayetsiz, sonsuz hislerle cihazlanmış. Her bir hissin de hududu belli değil, haddi belli değil, başlangıcı ve nihayeti belli. Ya bu duyguları kendi aralarında dengeli tutabilmenin
İslamiyet'in vermiş olduğu maya ile mümkündür. İçine maya katıyor, hepsi mayalanıyor. Sünnet-i Seniyye'yi soktuğunun mayasını, içte bir denge sağlanıyor. O dengenin adı kanaattır. Kanaat ruhsaldır. İçseldir, içsel. İktisat ise fiilidir. Anladın mı? Burada bak ikisini beraber zikrediyor zaten. Diyor ki iktisat ve kanaat neyin tersidir? İktisat israfın, kanaat da tebzirin zıttıdır. Ha, demek ki kanaatsızlık ise çalışma şefkini kırar. Şükür yerine şekva ettirir, tembelliği atar. Okuduk burayı. İkincisi, hırsın ikinci neticesi. Haybet ve hasarettir. Maksudunu kaçırmak ve istiskale maruz kalıp tesilat ve muavenette mahrum kalmaktır. Şimdi bu hırsın üç neticesi vardı. Hırs, peki niçin sebebi haybettir, hasarettir, mahrumiyettir yani? Sebebi, Allah'ın adeti ilahisince o hedeflediği o makam var, o bir makam var. O makama gidebilmek için Cenab-ı Hak bir adet ilahi koymuş, kanun koymuş, sebepler koymuş. Hırslı adam buna muraat etmez, riayet etmez. Çünkü o içinde o denge yok ki. Gider işte esrar satayım fazla param olsun, eroin satayım bilmem ne olsun bilmem ne. Bunlardan kaynaklanıyor. Maksudunu kaçırmak ve istiskale maruz kalıp, istiska yani nefret etmek. Hatta el harisu haybun hasir, yani hırs, hasaret ve muvaffakiyetsizliğin sebebidir olan darb-ı mesele masada kul. Hırs ve kanaatın tesiratı ziyaret aleminde gayet geniş bir düstur ile cereyan ediyor. Bak, hırs ve kanaatın tesiratı nasıl bir şeydir? Görmek istiyor musun? Canlılar aleminde gayet geniş bir düstur olarak gözüküyor. Nasıl gözüküyor? Bir şey yapacak. Ez cümle, rızka muhtaç ağaçların fıtri kanaatları, değil mi? Ağaç ne kadar yavrusu var, he mi? Ne kadar yaprağı var, ne kadar şeye muhtaç ağaç. Ama ağacın, rızka muhtaç ağaçların fıtri kanaatleri, onların rızkını onlara koşturduğu gibi. Ayağına geliyor değil mi? Ağacın rızkı koca 150 milyon kilometreden güneşi gönderiyor. Rüzgarla alması gereken nem ve toz alıyor. Yani etrafındaki elementleri alıyor, daha ihtiyaç duyduğu elementleri sel suları getiriyor. Ayağına sular getiriyor. Daha da şey yoksa heyelan işte kopan topraklar vesaire getiriyor vesaire vesileyle. Hayvanatın hırs ile meşakkat ve noksanet içinde rızka koşmaları, hırsın büyük zararını ve kanaatin azim menfaatini gösterir. Mesela hayvanlara bak, daha önce geçti de, onu biz atlayarak geldik. Hırs da rızıkların peşinde koşuyorlar, çok da kıt kanaat elde ediyorlar. Ağaçlara bak, ağaçlardan daha fazla yavru besliyorlar. Hem zayıf umum yavruların lisan halleriyle kanaatleri, süt gibi latif bir gıdanın ummadığı yerden onlara akması ve canavarların hırs ile noksan ve mülevves rızıklarını saldırması davamızı parlak bir surette ispat ediyor. Mesela çocuk dünyaya geldiği zaman nerelerden ne geleceğini, rızıklanacağını bilebilir mi? Veya umabilir mi? Onun için öyle diyor. Min haysu la yahtasib diyor. 23. sözde ummadığı ve bilmediği tarzda rızıkları onların ellerine veriliyor. Acayip bir şey ya. Sen isteme istidadında değilken, istemeyi sana öğreten, isteten, isteyeceklerini sana halk eden. Anne karnında ne isteyecekti? Nereden biliyorsun ne isteyecek? Anne karnında bu organları sana takmış bak. El yarayacakmış. Ağız yarayacak.
Yani anne karnında çocuğu yaratan dünyayı bilendir. Dünyayı bilmese onun anahtarı olan gözü yapar mıydı? Oysa orada bir işe yaramıyor. Anne karnında göz bir işe yaramıyor. Demek ki gözü yaratan bu çocuğun nereye gideceğini bildiğinden yapmıştır. Aynı bu örnek gibi anne karnında gözü yaratan dünyayı bilendir. Çocuğu yaparken dünyayı da görendir. Öyle mi? Aynı bu örnek gibi insanın ruhunu yapan da ahireti bilendir. Ahiret ruhun en güzel delili, ruh da ahiretin en güzel ispatıdır. Nasıl ki anne karnında çocuğa göz takılması dünyadaki renklerin ve şekillerin en güzel delilidir. Anne karnında kulak verilmesi ki ses yok orada, sağır maddelerden kulak yapılıyor. Kulağın takılması sesler alemini ispat ediyor. En güzel delil nedir? Kulağa yapandır. Allah sesleri biliyor mu? Allah sesleri duyuyor mu? Evet, delili kulağa vermesidir. Kulağa veren zat sesi bilmez mi? Yani nasıl kabul edecek değil mi? Mesela üniversite imtihanı gibi şöyle düşünün. A şıkkı, B şıkkı. Bana kulağa veren kulağımı biliyor, sesleri biliyordur, bilmiyordur. Yani duyacaklarımı biliyordur, bilmiyordur. Bana gözü veren göreceklerimi benden önce görmüştür, görmemiştir. Bana hayatı veren hayatlıdır, hayatsızdır. Bana şuuru veren şuurludur, şuursuzdur. Hangisi ise işaretle. Hem semiz balıkların, bak semiz balıkların vaziyeti kanaatkaranesi, mükemmel rızıklarına medar olması ve tilki ve maymun gibi zeki hayvanların hırs ile rızıkları peşinde dolaşmakla beraber kafi derecede bulmamalarından cılız ve zayıf kalmaları, yine hırs ne derece sebebi meşakkat ve kanaat ne derece medar ve rahat olduğunu gösterir. Burada zeki dedi değil mi? Kim? Maymunla? Tilki. Cılız ama aptal, hayvanlar için en aptal balıktır. Hatta Kalı Mesnevi Nuriye'de memelsiz balıklar, mesela hamsidir, palamuttur, onlar memelsizdir. Memeli olan Yunus'tur. Yunuslar hariç, yani memeliler hariç, memelsiz balıklar, ustad ne hayvandır diyor, ne bitkidir. Arasında bir şeydir. Çünkü mesela aslanla bir şekilde eğitim yaparak dost olunmuştur insanoğlu. Eğitim yaparak. Ama hiç kimse hamsiyle dost olmamıştır daha. Var mı hamsiyle dost olan? Rizeli yok ama. Biz olamadık yani. Siz olmamışsan biz olamayız. Anladın mı? Canavarla, timsahla dost olan var. Ben video seyrettim. Gösterdiler. Gerçi bazen yamukluk, manyaklık yapıyor. O bakıcısın kafasını böyle tost yaptı ama bazıları da olmuş yani. İstisna var yani. Dost olan var. Fakat kimse palamutla, hamsiyle dost olduğunu duymadı. Çünkü hayvani duyguları pek yok. Şimdi peki zeki maymun ve tilki, cılız, balık, balığı, palamutu, zayıf palamut gören var mı? Yok. Siz ne soracağım? Ben size kendime sorayım. Zayıf palamut yoktur. Hamsi de yoktur öyle. Öyle cılız, sıska kalmış böyle. böyle bir hamsi yok yani. Peki niye? Çünkü hırs var şeylerde. Maymun ve tilki. Zekidir diyor. Bak gördün mü? Akıllı demiyor. İlgini çekmiyor mu? Abi kafirlerdeki zekilik de böyle değil mi? He. Onlar da zeki ama... Mesela 5. şuada Yahudilere zeki ve desas diyor. Onu hatırladınız mı? Evet. Sen hatırladın Yusuf. 5. şuada Yahudilere zeki ve desas diyor. Ben şeydekini hatırladım. Kuvvet Risalesi'ne geçiyor yine. Hırs, evet. Orada da misal veriyor. Türkiye'de. Peki zekidir diyor. Kur'an'da yaakilun, taakilun, efele tefekkürun, efele tedebberun, fetebiru yaulil elbab gibi ayetlerle hep akla var ediyor. Yani
Anlamıyor musunuz? Düşünemiyor musunuz? Akletmezler mi? Akletmiyor musunuz? Ne kadar akılsızdırlar? Bunu anlamayacak kadar aptallar mı? Gibi ayetler var. Ama zeki böyle değil. Ha zeki o zaman nedir? Biyolojik ihtiyacını, biyolojik yapısını, donanımını, bunun karşılığı olan kainatta kini bulabilme özelliğine zekavet denilir. Yoksa kar ve zararını bilene zeki denilmez. Peki akıl nedir? Allah'ın verdiği nimetleri cesedi olur, ruhu olur, servet olsun. Allah'ın verdiği nimetleri yerinde kullanana da İmam Azam'ın tarifiyle söylüyorum. Bu benim değil ha. İmam Azam demiş ki zekavetle akıl arasında ne fark var demiş. Yahudiler hadiste zekidir diyor. Hadiste geçiyor zeki ve dessas. Ayette ise akılsızdırlar diyor. Yani akıl bali denilen bir şey ya düşünebiliyor artık. İşte bu değil o değil de. Bu başka. Şimdi İmam Azam talebelerine sormuş. İmam Ebu Yusuf de demiş ki okuduğum kadar hatırlıyorum. Kâr ve zararını bilen akıllılık denilir dedi. Ondan sonra İmam Azam dedi ki o dediğin şey hayvanlarda da var diyor. Mesela kedi taşa göre ciğeri tercih ediyor. Yani hiçbir kedi aptal değil yani ciğeri bırakıp da taşa gitmez. Peki o da bir tercihtir. Değil mi? O da bilmeyi ifade ediyor. Ha nedir o? Dedi ki zekavet insanın biyolojik aklı maaş, hissi maaş deniliyor. İnsan aklı maaşla hareket ediyor eğer dinle alaka değilse. Hayvanlara hissi maaş. Ama içgüdü derler felsefe dinsizler. Hissi maaş. Ne yapar? Yani içsel alemindeki o duyguları, istekleri, arzuları, ihtiyaçları bir şekilde ifade ediyor. Yani ihtiyaçlarını hisler olarak, arzu olarak gözüküyor. O arzusunu bulmak adına karşılığını arama, mesela hayvan kokuyla gidip karşılığını buluyor. Bu özellik zekavettir. Akıllılık değildir. Akıl ise verilen Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu maddi ve manevi rızıkları veriliş gayesine sarf etmek akıllılıktır ki altıncı söz bunu işliyor. Zekavet aklın sıfatıdır. Aklın bir özelliğidir. Ama akıl değildir. Dolayısıyla semiz balıkların vaziyeti kanaatkaranesi mükemmel rızıklarına medar olması ve tilki ve maymun gibi zeki hayvanların hırs ile rızıkları peşinde dolaşmakla beraber kafi derecede bulmamalarından cılız ve zayıf kalmaları, yine hırs ne derece sebebi meşakkat ve kanaat ne derece medarı rahat olduğunu gösterir. Hem Yahudi milleti hırs ile, riba ile, riba ne? Faiz ile, hile dolabı ile rızıklarını zilletli ve sefaletli, gayrimeşru ve ancak yaşayacak kadar rızıklar bulması. Yahudiler çok zengin ama. Niye böyle diyor yaşayacak kadar rızık bulması? Hazinedarlık yapıyor zaten söyleyecek şimdi. Yahudiler bankalar onun. Mesela dünyada faizi işlettiren Yahudidir. Ama İsrail'de faiz haram. İsrail'de Yahudi şeriatı var değil mi? Yani evet Yahudi. Yani dünyada en istisna yani dinlerine, dine göre idare edilen devlet Yahudidir. Kumar dünyada bütün kumar kaynaklarını oynatan Yahudidir. İsrail'de deniz ve hava ve karada hiçbir yerinde kumar oynamak yasaktır. Bütün faiz müessesesini çalıştıran odur ama İsrail'de faiz haramdır. Çünkü niye? Yahudilerin Torah'sında, Tevrat'a Torah diyor. Orada Kabalah var bir de tefsiri. Bize kütüb-i sitte var ya. Onların Kabalahları var. Kabalah'ını da okudum ben, okudum. Diyor ki doğan her bir Yahudi sultan ve efendi doğar. Yahudiden hariç hangi millet olursa olsun köpek ve köle olarak doğar diyor. Onun için onları ne şekilde istismar edersen, et öldürürsen dahi senin hakkındır diyor. Yahudi milleti hırs ile, faiz ile, riba ile, hile dolabı ile rızıklarını zilletli ve sefaletli. Ha diyeceksin ki gayrimeşru ancak yaşayacak kadar rızkı bulması. Çok paralar var ama Allah yedirmiyor.
Allah yedirmiyor. Ben size bir tane hatıramı anlatmıştım, hatırlar mısın? Ben ortaokuldayken Perşembe Pazarı'nda yaz tatilinde çalışıyordum. Çalıştırıyorlardı evde ticareti öğrensin diye. Bir Yahudi'nin yanında çalışıyordum ortaokulda yaz tatilinde. Adı da Matkes Yavşaoğlu'ydu. Matkes Yavşaoğlu. 70'in üzerindeydi. O zaman şey çıkmıştı. Şokella çıkmıştı böyle. Ordu, Sarella var ya. Öyle çikolata şey. O zaman işte biz kaç tarihinde 70 küsürde. Orada Perşembe Pazarı'nda çalışırken bak Yahudi'ye bak. Ben orada çıra şeyim. Tezgahtarım yani. Yoldu arkada oturuyor. Giderdim Karadeniz pide salonuna bir pide alırdım. Bir de süt alırdım. O şekerlerini çıkmıştı. Sürerdim, katlardım, yerdim, sütle içerdim. Yahudi kalete aldırtırdı bana. Onu yerdim. Matkes dedim. İster misin? Abi kuzum biraz ver dedi. Bunu verdim. Ondan sonra ooo abi kuzum ne güzeldi. Hoşuna gitti. Ona dedim herhalde bana aldırtır şimdi. Ona da kendisini alır. Almadı. Ertesi gün oldu. Yedi. Dedim Matkes niye kendini almıyorsun böyle? Niye bunlardan? Abi kuzum dokunuyor dedi. Ben zannettim ona şey dokunuyor yani. Mideye dokunuyor. Ama yedin ya. Abi kuzum dokunuyor dedi. Dokunuyormuş. İkinci gün. Yine ben aldım o kalete aldı. Kalete yiyor. 70 küsür yaş. Ondan sonra baktım. Ya. Dedim vereyim mi Matkes biraz da? Abi kuzum biraz ver. Ona ben orada hiç... Ben size aynı anlatıyorum size. Matkes Yavşaoğlu. Fatih o kapalı çarşının karşısındaydı dükkanı. Ertesi gün verdim. Abi kuzum ne kadar güzeldi. Onu da yedi. Allah Allah. Ben eskiden kafam biraz mantığa çalışır. Ona ben veriyorum diyor. Abi dedim alayım dedim. Sana da alayım ver parayı. Abi kuzum dokunuyor dedi. Ulan ilk önce gitti zannım sağlığına 70 yaşına. Meğer başka yere dokunuyormuş yani. Üçüncü kez. Üçüncü gün vermedim. Ve almadı bir daha. Kendisi de almadı yani. Ne yapmış? O tezgahın kasanın önünde oturuyor. Ben de kapının orada tezgahtarım. Hangimiz zenginiz? Para yılsa ne olur ki kasada para olmasın? Neye benzedi biliyor musun? Buna şaşıracaksın bu misale. İtimat et bana. İsim vermeyeceğim ama bu sesimi, bu misalimi duyan falan ilçedekiler çoğusu bilecek bunu. Çünkü meşhur olmuş. X bir ilçede kuyumcu. İki tane de çocuğu var. O kadar kuyumcu ve dolar değiştiriyor. Hem dolarcı yok şey. Böyle. Kuyumculuk abi duvardan duvara. Ha. Bu kadar zengin. Babası arkada kasada oturuyor. Kiraz zamanı. Oğlum dedi ben dükkanı terk ediyorum dedi. Gözüm görmesin dedi kasadan para çıktığını. Kirazcılar geçiyor dedi. Bir kilo kirazı al diyor. Ama sakın diyor kasadan para çıkışını bana gösterme deme diyor. Sen bir şekilde hallet tamam oğlum. Tamam baba dedi. Çekip gidiyor. Ondan sonra biraz sonra geliyor işte ne zaman. Kirazı aldın baba. Nasıl aldın neyle aldın dedi bunu. Baba dedi, birisi vardı dedi, bize alıverdi. Aferin. Yani kasadan para çıkmasını gözüm görmesin diye dükkanı terk ediyor. Alırken görmesin. Görmesin, he. O da çok iyi biliyor ki kendi parasıyla aldı. Çocuklar kandırıyor yani, baba birisi yaptı diye. Böyle bir şey yani, kasadan çıkışını görmeyin. Gözüm görmesin diyor, dayanamam diyor. İtimat edin ya, itimat edin. İtimat edin, aynı böyle yani. Abi bir de Yahudilerin vatansız olması, bir tel üzerinde devamlı. O, yani. Devamlı zillet altında, devamlı her yerde tokat yiyorlar. Sağlıklı bir vatanları yok. Yok, şu anda da yok. İsrail'i zannetmeyin. Yani. Devamlı şey, şeyde diken üstünde. Amerikan birisi haberi tutuyor, dur 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 diyor. Aşağıdan atılıyor, onlar yukarı bastırıyor dur dur diye. Hem bak Yahudi hile ve dolapları ile rızıklarını zilletli ve sefaletli zillet. Her yerden zillet yemişler. Polonya'dan, Almanya'dan, Rusya'dan, Türkiye'den zilletli ve sefaletli. Gayrimeşru ve ancak yaşayacak kadar rızıklarını bulması ve sahra nişinlerin
Yani bedevilerin, çadırda yaşayanların kanaatkârane vaziyetleri izzetle yaşaması ve kâfi rızkı bulması yine mezkûr davamızı katı ispat eder. Hem çok alimlerin haşiye, İran'ın adil padişahlarından Nüşiveran-ı Adil'in veziri, akılca meşhur alim olan Büzür Cümehra'dan Büzergeh Mihr sormuşlar. Neden ulema ve umara kapısında görünüyor da, neden bak ulema, alim, umara kapısında yani padişahın kapısında görünüyor da, umara yani yöneticiler, devletin önde gidenleri, ulema kapısında görünmüyor. Anladın mı bunu? Anladık değil mi? Ulema yöneticilerin, padişahların, devlet reislerinin kapısında gözüküyor da, peki yönetici olan umaralar, padişahlar niye ulema kapısında gözükmüyor diye sormuşlar. Halbuki ilim emaretin fevkindedir. İlim ise yöneticilikten üstündür, servetten de üstündür. Cevaben demiş ki, tevil etmiş yani. Ulemanın ilminden, umeranın cehlindendir. Yani umera, yöneticiler cehlinden ilmin kıymetini bilmiyorlar ki ulemanın kapısına gidip ilim arasınlar. Ulema ise marifetlerinden mallarının kıymetini dahi bildikleri için umera kapısında arıyorlar. İşte Büzür Cümehr, ulemanın arasında fark ve zilletlerine sebep olan zekavetlerinin neticesi bulunan hırslarını zarif bir surette tevil ederek nazikane cevap vermiştir. Ulemanın hırs ve zilletlerini böylelikle tevil etmiş. Hırsından ya, zelilliğinden gidiyor. Giden tabii. Ulema mı? Maalesef. Biliyor işi yani. Biliyor. Hem çok alimlerin ve ediplerin zekavetlerini verdiği bir hırs sebebiyle farklı hale düşmeleri ve çok aptal ve iktidarsızların fıtrı kanaatkârâne vaziyetleriyle zenginleşmeleri katı bir surette ispat eder ki, ikinci haşiye, bunu teyit eden bir hadise, Fransa'da ediplere iyi dilencilik yaptıkları için dilencilik vesikası veriliyor. Şimdi hakikaten mesela bir Sapancı düşünün. Ben duyduğuma göre, duyduğumda, üçüncü sınıfa kadar mı ne okumuş? İlkokul bile diploması yokmuş aslı. Ama emrinde belki yüzlerce mühendis çalışıyor. Değil mi? O neyi gösteriyor? Bir daha okuyayım bu misalden sonra. Çok alimlerin ve ediplerin zekavetlerini verdiği bir hırs sebebiyle fakr hale düşmeleri. Çok zeki, dahi, ulema, alim. Bakıyorsun ki hırslarından dolayı fakr hale düşmüş. Ve çok aptal ve iktidarsızların fıtrı kanaatkârâne vaziyetleriyle zenginleşmeleri katı bir surette ispat eder ki, yani bu neyi gösteriyor? Dev adam. Aklı dev ya, mantığı dev, acayip aklı var. Ama Sapancı ne ya, daha konuşmaktan aciz, gevrek gevrek konuşuyor. Ama bu kadar servet, bu bize gösteriyor ki, rızkı helal, ats ve iftikara göre gelir. İktidar ve ihtiyar ile değil. Eğer zekavetle, ilimle rızık gelseydi, mühendisler zenginliği olurdu. Patronlar ilkokulu bile bitirmemiş, onlar işçi olurdu. Belki o rızkı helal, iktidar ve ihtiyar ile maküse mütenasiptir. Demek ki, ama bazıları zekavetten çalıp çırpıyorlar, zengin oluyorlar. Ona ne diyor bak, usta çaktırmadan onu da ifade ediyor. Rızkı helal. Rızkı haram değil. Mesela benim bir tane köylüm vardı. Tabii derin nefes alıyorum bunu deyince. Bizim memleketlerde böyle biliyorsunuz dağlar böyle. Bizim köyün tepesine çıkmış, karşıki köyün tepesi tabii böyle ya, ortada dere geçiyor. Buraya çıkmış, bu karşıki tepeye bakıyor. Diyor ki, ey Allah'ım diyor, karşıki tepeler, üstler, oralar hep benim olsa da imanım olmasa diyor.
Bana dediler ki imanı gider mi hocam dedi. Gitmez dedi. Niye dedi? İmanın gitmesi için iman olması lazım. Bu kelamı sarf etmeden önceki ruhta zaten iman yoktu ki. İman gitmesi için iman lazım. İman yoktu ki gitsin. İman olsa bunu der mi? İman bunu söylettirir mi? Anlıyor musun? Yani helal rızık iktidarda değil. Onun için bir yerde dedim ki haram Müslümana yaramaz. Tokatını da yiyorlar Türkiye'de. Bir tanesi dedi ki bana, hiç unutmuyorum. Nasıl yani, ne dedi? Dedim faizle para işlettirsen yaramaz kardeşim. Ya bazılar diyecek ya faizle kardeşim para haram Müslümana yaramaz diyor hadiste. Haram Müslümana yaramaz. Haram. Bana yaradı dedi, peki dedi. Bilmiyorum dedi. Allah Resulü haram Müslümana yaramaz diyor. İyi, neyse geçiştirdim. Gece yarısı telefon çaldı. Alo buyurun. Kardeşim, sen bana kafir dedin. Ulan nerede dedim ben sana kafir? Ben ona kafire kafir demiyorum. Sana nasıl kafir derim? Dedi ki, sen dedi akşam dedi ders yaparken haram Müslümana yaramaz dedin. Tamam dedim. Ben ne dedim dedi. Ne bileyim sen ne dedin? Hatırladım. Ama bana yaradı. Ben faizli iş yaptım ama bak servetime bak dedi. Gemilerim var dedi. Bilemem dedim. Haram Müslümana yaramaz. Dolayısıyla dedi bu sözde kâr. Vallahi kendini dedim ona karşı tuttum, ben ne yapayım? İkinci Emirdağ'ında 108. sayfada bir şey var. Kardeşim dedi ben ne yapayım? Haram Müslümana yaramaz dedim. Sen dedin ki bana yarar. Sen kendini otomatik olarak o taşa kafanı tuttun. Evet, maalesef birileri helaldir diyorsa, nasıl diyorsa Darul Harp'mış. Usta Türkiye Darul Harp demiyor. Şuralara bakın. Bu memleket İslamiye. Bu İslam memleketi. Bir tane külliyatta göstersinler bana ki bu memleketi Darul Harbiye demiyor. Onlara memleketi teslim etmiyor. Kanla alınmış, bedelle alınmış bu memleketi. Ha, onlara ne diyor? Onlara gasıpçıdır diyor. Zalimdir diyor. Örneğin bir misal vereyim de geçeceğim. Şu mühim olduğu için. Burası benimdir diyelim. Tam burası. Burası siz tuttunuz. Siz mesela anlaşma yaptınız. Kaç sene? Süresiz. Bir sene diyelim anlaşma. Bir tanesi geldi zorla kabadayı çizmeyle bizi çıkarttı. Ama hala bu burası bizim üzerimizde. Çıkarttılar, tamam. Ama herkes sizin isim biliyor değil mi? Siz tuttunuz yani. Burası sizindir yani. Ama kabadayı, gangster, mafya gelip bastı. Çıkın dedi. Çıktık, ne yapalım? Çıktınız. Adam başka iş yapıyor burada. Ya birileri çıksa dese ki Yusufların yeri, Harunların yeri demesi ki deniliyor. Nurcuların yeri deniliyor. Hüseyin'in yeri derse, o gangster Hüseyin olsa. Sen kızmaz mısın onlara? Kardeşim niye adama orayı mal ediyorsun ya? Hüseyin'in yeri demeyle. Adam bizi gasp etti, çizmeyle geldi, bizi hırtlamıza bastı, susturdu. Şimdi sen diyorsun ki Hüseyin'in yeri. Hayır, Nurcuların yeri kardeşim. Çizmeli o adam zalim. Niye ona teslim ediyorsun? Yani şunu demek istiyorum. Burası onundur, niye diyorsun? Anladınız mı bak burayı? Yani gasp eden o Hüseyin, mafya Hüseyin diyelim. Hüseyin'in yeri deme kardeşim. Hüseyin, Nurcuların yerini falanca gasp etti. Öyle de. Aynı öyle de. Türkiye da kafirlerin yeri değil kardeşim. Darlar kafir yeridir. Peki İslam hukukunda diyecekler tabii. İslam hukukunda İslam hukukunun icra edilmediği yere Darul Harp denilir. İmam Azam'ın kavli bu. İmam Şafii göre değil. Bir mezar taşı dahi olsa bir memlekette, o daha önce Müslüman olsa, sonra millet bozulsa da bir mezarlık kalsa İslam'ın örf adeti Darul Harp olmuyor. İmam-ı Azam'a göre, İmam Muhammed, İmam-ı Şeybani Hazretleri'ne, Ebu Yusuf'a göre de değil. Tek İmam-ı Azam diyor. İmam-ı Muhammed de İmam Ebu Yusuf gene İmam-ı Azam'a şey yapmamış. Bir İmam-ı Azam diyor ki İslam hukukunun icra edilmediği yer Darul Harp'tır. Ha, nedir ama? Üç tane yer var. Bir, Darul Harp, Darul İslam, üç, Darul Ridde. Darul Ridde'yi bilen yok. Çok bilen varsa az var. Nedir o Darul Ridde? İrtidat mı oluyor? İrtidat. Şu değil.
Halk Müslüman. Bir zalim grubu çizmeli. Nasıl yapmışsa iktidar ele geçiriyor. Halka rağmen zulmediyor. Halkın istemediği kanunları dayatıyor. Ama halk buna direniyor. Sen bu memlekete darul hak demekle o zalimi desteklemiş oluyorsun. Ona onun bu memleket olduğunun hakkını veriyorsun. Zalimin memleketi demektir darul hak. Zalimin memleketi değildir. Müslümanın memleketidir. Darul İslam demek İslam memleketidir. Darul hak gavur memleketidir. Gavur memleketi değildir Türkiye. Bizim memleketi Müslümanların yeridir. Adam gelmiş bir vesileyle hırtlağımıza binmiş. Bize dayatıyor kanunlarını, laik sistemini. Sen de darul harptır diyerek, darul harp diyerek ona mal ediyorsun. Ustad hiçbir yerde göstersin de bana külliyatta. Ustad hep bu devam. Bu memleketi İslamiye, bu İslami Cumhuriyet, bu İslam memleketinde Bolşevik Baykuş'tan sesini duyuyoruz. İslam memleketi, İslam hiç teslim etmemiş. Ha demek ki Türkiye darul İslam değil, darul harp değil, darul riddedir. Darul ridde ne demek? Halk Müslüman, sistemi kafir. O zaman İmam Azam'ın kavli sistem ve sistemi yönetenlere has kılınır der. Halka şey olmaz. Niye bir misal söyleyeyim? Bu darul harp yerlere soralım. Müslümanlar Müslümana faiz almak haram değil mi? Haram. Gidin bakalım İş Bankası'na, Akbank'a, bilmem ne banka Türkiye'ye. Kapıda durun sabahleyin. Dur kardeşim. Giren faiz yatıran ve faizde para alanlara soralım. Herkese soralım. Sen kafir misin, Müslüman mısın? Bir tane çıkar mı ben kafirim? Demek ki parayı da yatıran Müslüman, faiz de alan Müslüman. Müslüman Müslümandan faiz alıyor, bankada arada aracılıkla para alıyor. Emlakçı ya. Evi satmak geliyor adam. Evi satmaya geliyor. Kaç para kardeşim evi? 100 milyon. Tamam bırak. Gidiyor. Alıcı geliyor. Kaç para emlakçı bu bina? 110 milyon. 100 milyonunu gidiyor ev sahibini veriyor. 10 milyon cebine koyuyor. İş Bankası da öyle yapıyor Yahudi. Ahmet Bey, Ayşe Hanım, Fatma Hanım, Hüseyin Bey. Getir paranı. %10. Hadi git. Abdülkadir Bey, Ümit Bey fabrika kuracak. Ayakkabı fabrikası. Ne lazım? Para lazım. Al %15. %10 sana verdi. %15 Ümit Bey'den, Hüseyin Bey'den aldı. %5'i kime kaldı? Cebine. O zaman bu arada bu bankacı emlakçılık yapıyor. Ahmet'ten Hüseyin'e arasında aracılık yapıyor. Müslüman Müslüman'dan faiz alıyor. Bu biz de biliyoruz. Çünkü İsrail'den gelmiyor İş Bankası'nın parası. Müslüman yatırıyor, Müslüman alıyor. Bankada bu aracılıktan dolayı %5 alıyor. O %5'i de gidiyor Filistin'de mermi atıyor. Benim Müslümanım da bunu görmüyor. Faiz diyor bana getirmeyeyim. Zaten senin o adamın dediği gibi bunun imanı gider mi? Gitmez kardeşim, gitmesi için iman olması lazım. Faizde berbat olmuş adam, hassasiyetini kaybetmiş adam. Nasıl bu çekilmeden, Allah'tan korkmadan der? Çünkü korku yok ki. Allah'tan korksa bunu der mi? Sokaktaki çocuğa sorun faiz nedir diye, o bilebilir. Şimdi biz bunu niçin uzattık? Bunu yapmayacağız, üçüncüyü de yetişemeyeceğiz. Onun güzel bir ayrı bir ders olsun. Değil mi? Çünkü çocukların belki o rızkı helal faiz hakkında sormanız var mı bir şey? Çünkü çok mühim olduğu için. Yani bu haramların açıktan yapılması, gayri İslami kanunlarla idare edilmesi bu baskıdan dolayı mı? Tabii ya, mesela Hüseyin git senin memleketine Türkiye'yi zekaretin kavrayamaz. Benim dedim. İlçene git, köyüne git. Hangisi kafirle yönetilmek ister? İstemez mi kardeşim? Bankaya git kapısına. De ki sen para yatırıyorsun. Niye? Sen kafir misin? Hayır der. Giren bir tane kafirim demez ya. Kayda da umuma bakılır. El hukmü lekser. Bankaya gir. Faize yatıranlar hep Avram, Hans, George falan değil. Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Fatma, Ayşe. Yatıran Müslüman, alan Müslüman. Arada emlakçılık yapıyor bu yani banka. Ya darul harp değil arkadaşım. Çıkmış adam bizi niye darul harp diyerek, darul harp demek kafir memleketi demektir. Bu almaya darul harptır. Sen gidiyorsun ne demek istiyorsun biliyorsun? Darul harp diyerek bu memleketi gidip ona teslim ediyorsun. Hayır etme kardeşim. Ha darul İslam mı? Hayır. O da İslam hukukuna girmiyor çünkü İslam sistemi yok. Peki. O zaman darul riddedir, ridde. Ne demek? Müslüman istemiyor,
Halk istemiyor ama bir vesileyle zalim geldi hırslarına basıp dayatıyor. Peki Müslümanlar da kendi bankasını açsın, onlar aralarında şey yapsınlar. Açıyor işte ama o kadar. Onu da bırakmıyor ki. Bir başörtüsünü için bırakmıyor, okutturmuyor. Bankayı kuranı daha... Adam araba fabrikasını kuracaktı, adam az kaldı indamdan kurtuldu ya. Yeşil sermaye diye bütün Müslümanlar sermaye Polonya, Roma'ya gitmiş. Adam öyle bir zalim, böyle bir rejim ki paraya sermaye, gavur İspanya, Almanya sermayesi gelsin, Müslüman sermaye yeşil sermayemiş, para yeşilmiş. Seninkisi kırmızı. Senin paranın rengi ne? Böyle bir zihniyette çalışıyoruz Türkiye'de. Halk direniyor. Hayır bizim memleket diyor. Bir tanesi de çıkıp da din namına diyor ki hayır diyor bu memleket bu kafirindir diyor. Ya kafirlerindir. Müslüman burada diyor zimnidir. Yani sonradan gelmiştir. Azınlıktadır. Hayır. Memleket bizimdir. Darul Harp değil. Burada İslam iddia etmek yanlıştır Almanya'da. Çünkü Darul Harp. Kafirin memleketi. Müslüman memleketi değil. İmam-ı Şafii zaten bir tane mezar türbesi olsa diyor, mezar taşı, orası da İslam'dır. Tek bir İmam Azam diyor. İmam-ı Muhammed Eşeybani, İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri bile demiyor yani. Burada belki Müslüman mezarlıklar var mesela. Bremen'de var. Ya neyse o bizim meselemiz. Bir şey değiştirmiyor yani değil mi? Çocukların iktidar ve ihtiyarı geldikçe rızkı azalır, uzaklaşır, sakinleşir. Yani rızkı helal, iktidar ve ihtiyarla ters orantılıdır. Çocuğun iktidarı, ihtiyarı arttıkça çocuğun sütü kesiliyor. Peki o zaman iktidar sahibi olmamak mı gerekiyor? Hayır. Manada değil. Değil. Peki nasıl yapacağız? Rızkı helal, bir kere onu inanalım ki Allah kefildir. Rızkından endişe eden Allah'ın rezak sıfatına şüphelidir. Hatta ulema der ki, zekatını vermeyen diyor Allah'ın rezak sıfatını inkar eder diyor. Niye? Biter ya. Onun için ayette diyor ki zekat vereceğin yanında hemen şeytan hasıl olur. Verme. Biter. Verme. Onun için zekatı niye vermiyor? Biterse ne yapacağım? Allah zaruri rızkına kefildir. Peki insanların geçim sıkıntısı içerisine düşme korkusu, yaş taşımaları. İleride işte başıma şu gelebilir diye. Hayatın şartlarından kaynaklanan endişeleri, bu rızkın endişesi. Hayır, bu yanlıştır. Varlık içinde yokluk çekiyorlar. Bir kere gelecekte şu olacak mı, bu olacak mı demek, Kur'an'da, ayette Allah'a itimatsızlıktır. İki, bunlarda yani 96. sayfada, 2. Mirdan'da diyor ki o tiryakilik, tiryakilik var ya, tiryakilik, görenek, hırs, tamah yüzünden ihtiyaç olmayanları ihtiyaç durumuna getirmiş. Suistimal edilmiş. Tabii. Ben yaşlanınca, ben şey yapınca beni kim bakacak? İtikatsızlıktan kaynaklanıyor diyor. Mealen söylüyorum ayet. Bu asırda fakr-ı zaruret varlık içindedir diyor Kastamonu'da. Kastamonu layıkasında fakr-ı zaruret varlık içinde kaht-ı rical var. Yani varlığın insanı tatmin olmamasından daha acayip şeyler istemekten fakirlik oluyor. Yoksa ne fakirliği? Soruyorum sana en fakir sen şeyinizi ben bildiğim için söylüyorum. Kardeşinizi gönderiyorsun. O ne fakiri yani? Yani zaruret diğerlerine göre fakirdir. Ekmek mi bulamıyor? Öyle bir şey yok. Tarla mı yok? Tembel. Yapmıyor. Buldu parayı da yiyor kabide öyle değil mi? Normal o çalışsa çalışıyor. Kahvede yemese. Size güvenip de yapıyor zaten bunu. Yani sen tanıdığın için sana misal verdim. Onun için öyle bir zaruret bir şey kalmamış. Ha neyin fakiriyiz biz? Neyin fakiriyiz? Yani o hedef Hüseyin. Çıkar mısın kardeş dışarı? Şimdi neyin fakiriyiz? Varlığın içindeki kanaatsızlıktan hedeflerine varamamanın adıdır. O zaman fakir kimdir? Adamın bir hedefi var. Hedefi var, serveti var. Hedefine göre serveti arasındaki ara boşluğu o adamın fakirlik ölçüsüdür. Onun için o zaman bakarsan zengin mi daha fakir sen? Zengin daha fakirdir. Zenginle benim aramda şu fark var soframda.
Patates yemeğiyle onun eti var. Benim yemeğim için et yok. Ama benden fakir. Niye? Aç. Dibi boş bir kuyu. Atıyor, dağıtıyor. Dolmuyor ki. Öyle bir hedefi var ki. Size misal verdim. Bir tanıdığıma gittim, ziyaret ettim. Armatör bu. Gemilerle Amerika yurt dışına şey yapıyor. Taşımacılık yapıyor. Gemileri var adamın. Konuşuyorduk böyle. Çok hoşuna gitti. Zaten ilk önce soğuk davrandı. Dedim ki hiç benim işim yok ha. Böyle sende bir şeyim yok. Sırf seni Allah için zerdi. Ya öyle mi ya dedim böyle. Adam rahatladı of be diye. 15 dakika geçmedi. Onun bir gene armatör arkadaşı geldi. Yani armatör gemi. Gemi tüccarları bunlar. Ya dedi hoca dedi 10 dakika müsaade eder misin bununla konuşayım. Tabii dedim. Tanıdığım yani. 6 tane mi 9 tane mi ne gemisi var Amerika'ya çalışıyor. İki armatör çalışıyor, oturup da ben de dinliyorum. Tabii o kapı açık, o tıkırdaya geçmişler. Öyle ağlıyor ki, içimden geliyor tanımasam, ha buradan çıkayım da bir ekmek alıp da vereyim bunlara. Öyle ağlıyorlar ki. Aç! İnsanın içinden geliyor. Yani bunlara bir ekmek versem ya. O kadar aç. Anladın? O zaman insanların endişeleri... standart şu anki durumlarının kaybolması veya zayıflaması endişesi. Tabii hayatı yorumlama farklına geliyor. 104. sayfa, o ki soruyorsun, 109. ve 110. sayfa Kastamonu da anlatıyor. يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرِ 15. şuada anlatıyor bu meseleyi. 96. sayfa 2. Mirdan'da anlatıyor. Varlık içinde o kadar hırs, o kadar böyle hedef büyüklüğü ki, tiryakilik, görenek, onu fakir etmiş. Aslında fakir değil, fakir olmuş. Anladın mı? Fakir etmiş yani. Yani mevcut hali kaybetme endişesi. Evet. Yani ona kabullenemiyor. Daha bir alt şeye düşmek. İstemiyor. İstemiyor. Şeyini hep muhafaza etmek istiyor standartını. 104, bak 104, tamam mı? Burada istiyor 100 Kastamonu 104. Onun için millet böyle şey geçiriyor. Ya bu şeyi yapıyor. Öyle bir arzusu, öyle bir iştahları var ki o iştahına göre kendisinin kendi o varlığı mümkün değil. Hedefini kapatmamış. Hedef hep yukarıya, aşağıya. Tabii. Aşağıya düşmek değil, hep yukarıya çıkmak. Bir de 109. Kastamonu. Evet. Ondan sonra şualarda da var. Şualar 102 mi? İki şual, 15. şuada var. Çok acayip bir hal almış. Asrı tarif ediyor. Mesela Üstad Hazretleri'nin son mektubu 99'da, 2. emirde 96 mı dedim? 99 kardeş. İşte bak burada anlatıyor. Bak ne olmuş? İktisat ve kanaat yerine bu asırda, bak şey, medeniyet hazırayı garbiye, Avrupa medeniyeti, semavi kanun esasilere muhalif olarak hareket ettiği için, seyyiat-ı hasenatına hataları, zararları, faydelerine raci geldi. Medeniyetteki maksudu hakiki olan istirahat-ı umumiye, medeniyetteki gaye ne? İstirahat-ı umumiye, ve saadet-i hayat-ı dünyeviye bozuldu. İktisat, kanaat yerine israf ve sefahet ve say ve hizmet yerine say, çalışmak ve hizmet yerine tembellik ve israf meyli galebe çaldığından bir çare beşeri hem gayet fakir hem gayet tembel eyledi. Fakir eyledi ama yokluğun fakiri değil. Arzu ve hedeflerin fakiri olmuş. Yokluğun fakiri değil o. Semavi Kur'an'ın kanun esasisi leysel insan ile mâse küllü ve şebu ve la tusrifu ferman esasıyla beşerin saadet hayatiyesi iktisat bak insanın dinliyor musun bunu? Bunu dinle sonra alırsın bak. Beşerin saadet hayatiyesi virgül saadet hayatiyesi hayatın saadeti iktisat ve say ve gayretli olduğunu ve onunla beşerin havas ve avam tabakası birbirlerine
barışabilir diye Risale-i Nur bu esası izah binen kısa bir iki nükte söyleyeceğiz diye burada bedevilik 4-5 şeye muhtaçtı. Fakat bu asırda ne yapmış biliyor musun? Şu olmuş. Şimdiki Gak medeniyeti zalimani haziranesini suistimal ile 1 yazacaksan israfat, 2 hevesatı tehiç. Hevesler var ya hevesleri. Televizyonlarda reklam o. Reklam hep bu. Hevesi tahrik etmem. Hep kadınların duygularını. Öyle bir tane rastladım. Adam bir tanesi getirir. Sanki bizim çöplüktür yani dershane. O zaman meşhurdu yani. Fakirlik vardı. Süpürge makinesi. Adam getirdi. Al dedi. Ne yapacağız lan? Eski yani bu. Çok eski. Yani süpürge makinesi meşhur olduğu dönemde. Süpürgeyle silerdik ne zaman. Meğer ya bizim hanım gönderdi dedi. Allah Allah ne mübarek kadınmış ya dedim ya. Ona biz de safız ya. Ya hiç sorma dedi ya bizim hanım acayip olmuş dedi. Evde ders konu olarak dedi. Acayip oldu dedi ya. Bunu bana dedi ki ne dedi dedim. Ya dedi dershanede süpürgeyle silerken sen makineyle süpürüyorsun. Olur mu ya ne biçim nurcusun hala bunu götür ya. Dershanede ya öyle mi hanım bana. Ben çok hoşuma gitti hemen belki dedi duygularına vazgeçer yüklendim getirdim dedi. Bir hafta sonra ne dese inanırız. Kafa aşağıda. Hayırdır dedim. Ne oldu? Ya bizim o makine gönderdi. Kadın diyor ki süpürgeyle silinmiyor. Tozlar havaya kalkıyor. Ne yapalım? Evet. Bir makine alalım. Meğer televizyonlarda, rezil vizyonlarda daha güzelini görmüş. Daha şeyini bu varken al diyemiyor. Almaz da. Bu ne yapacak? Postalayacak. Nasıl halledecek? Hem de öyle postalayacak ki ustaca. Adamın davasını, maneviyatını tahrik edecek. Adam nurcu ya. Nurculuğunu da tarif. Ya dershanede makine yokken sen şeyle süpürüyorsun. Nasıl nurcusun ya sen ya? Demiş. Yokma ya falan. Şimdi almaya. Bak nasıl yapmış. Hevesatı teyic. Sonra 3. Havaici gayri zaruriyeyi zaruri hacetler hükmüne getirip görenek ve tiryakilik cihetiyle şimdiki o medeni insanın tam muhtaç olduğu 4-5 hacat yerine 20 şeye bu zamanda muhtaç oluyor insan. O da lazım. O da lazım. Çok özür dilerim. Kusuruma bakmayın. Affedin. O da lazım. O da lazım. O da lazım diyen adam lazımlık oluyor. Lazımlık ne olduğunu biliyor musunuz? Evet. Eskidendi o. Hani çocuğun altına bir tane böyle beşiğin altına kap koyarlardı da pisliği akarmış. Şimdi bez yapmışlar. Ha ona lazımdı. O da lazım. O da lazım. Böyle olur. Adam her tarafa borç. Oraya senet, oraya kredi bilmem ne. Türkiye ne hale gelmiş? Kredi, ona buna buna, borç. Buraya gelir gidere denk değil. Kadını azı durmuyor, onu ver, onu al. Ondan sonra baktı gitti işte. O 20 hacatı tam helal bir tarzda tedarik edecek 20'den ancak ikisi olabilir. Ne olmuş peki be? 18'i muhtaç hükmünde kalır. Demek bu medeniyeti hazıra insanı çok fakir ediyor. O ihtiyaç cihetinde beşeri zulme, başka haram kazanmaya sevk etmiş Yusuf'un. Biçare avam ve havas tabakasını daima mübarezeye teşvik etmiş. Kur'an'ın kan diye devam ediyor. Bak çok harika bir mektuptur. Ben ortadan aldım. Sayfa 99'da. Şualardaki ister misin yerini söyleyeyim? Yazmışım şualar ama... Sayfayı söylemedim. Şualar verirseniz... Kastamonu'nun yerini söyledim. 104-109. Bir de şualardakini sana söyleyeyim. Şualarda 675. Hemen hemen aynı mevzular değil mi? Aynı mevzular. Yani. Başka şeyle, noktaya nazarlarla. Sonuçta temelde iktisadın oturmayışından kaynaklanan... Evet, iktisat olmayınca bak kardeşim, kanaat yok. Yani bir tane daha merkez edeyim. Kanaat yoksa iktisat yok, iktisat yoksa israf var, israf varsa da şunlar var. Kaçınılmaz bu. İçte doyum yoksa dışta kavga vardır. İçte kavgalı olanın dışarıda barışık olamayacağına göre, içte sükun, asüde olan dışarıda da asüdedir. Abi bozulmayan bile bozulmaya müsait, ortam da müsait. Evet. Yani korunmak lazım. Tabii o kadar.
Hani Hutbe Şami'de sen çalış, ben yiyeyim, ben tok olduktan sonra... O hiç gene bu, kanaatsızlık. O neyi mana ifade ediyor? Birisi hani faizi şey yapıyor herhalde değil mi? Yani evet. Ben hazır param var yatırıyorum mesela. Evet. Ama orada mısın hala? O faizde misin? O faizi, o geçtik artık. Evet. El kanaatu kenzun la yefna hadisinin sırrıyla kanaat tükenmez bir hazinedir. Kanaat doğru, çok etkilenmiş. Hak veriyorum. Onun eski mesleğini de bildiğim için, o faizi niçin oraya şey yaptın da iyi biliyorum seni, iyi hissediyorum seni. Anladın mı? Seni çok iyi hissediyorum. O yediğiniz darbeleri, İslam namına yediğiniz darbeleri bu Avrupa'da, zalim. O vesile olan adam şimdi İlmi Al yazıyor. Acayip ya, bugün birisi benimle telefon ediyor, şeyhmiş, kadının... Kadın elini alıp öpüyor. İğrenç ya. İğrenç ya böyle. Bu kadar iğrenç olmaz bir insan. Din namına böyle şeyler yapmak. Dinmiş bu ya. İğrenç yani. Ötekisi de bak. Almanya'da o bir tane şeyler var işte. Topladı paraları çekip gittilerdi. Zalim herifler. Zalim. Burada gavur memleketine hizmetçilik yapıyor. Bunun parasını. Hiç mi hayal? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Manevi duyguları suçlu. Hiç mi ya? Bunu camide yapmış. Daha yani. Bütün Müslümanları suçluyor. Dün biriyle ya. Konuştum abi. Daha tamam. Müslümanları suçluyorlar. Müslüman ya. Hadisin sırrıyla bak. El kanaatu kenzu la yefna. Kanaat tükenmez bir hazinedir. Hadisin sırrıyla. Kardeşim bunlar da tokatı yiyor. Ne yiyor? Asıl imamını, asıl cemaatini tanımasan, asıl imamının dediği gibi hareket etmesen onun zıttı nedir? Belalar ve musibetlerdir. Laika okumasan ne yapayım Yusuf Şen diyeceksin gene laikaya geçtin. Ne yapayım? Biraz önce 96 Kastamonu'dan okudum. Emirdağ'da. Kastamonu. Kardeşim ölçü birimleri o. Asıl imamını tanımamak hadisçe cahili ölüyor. Dünyada bedeli nedir? Bu belalardır. Asıl imamını tanısaydın hırs olmayacaktı. Hırstan dolayı gitti işçiyken efendim Almanya %3 faizle para veriyor. Türkiye %15 faizle para veriyor. Burada 3'te çekti 15'e verdi. Oraya batırınca burası da attı. Öyle mi? Ha bu neyin nesiydi? Asıl imamı dedi ki hırs, kanaatsızlık, haram helal demeyip rastgele saldırma. Uysaydı, asıl imamının uysaydı bu belayı yemezdi. Tamam. Beşer zulmeder Hüseyin. Beşer zulmeder, kader adalet eder. Hangi affalinle, hangi fiilinle kadere fetva verdin ki Allah bunları sana musallat etti? Ya. Hadisi, yani bunu demeyle onları haşa mazlum, masum kılmıyorum. Haş o zalim. Ama kardeşim İslam hukukunda bir şey var. Bugün bir telefonum kaybolmuştu ya. Gerçi bir vasıtayla geldi de. Dedim ki şahitsin değil mi? Çalmak ne kadar suçsa çaldırmak da ona yakın suçtu. İslam hukukunda. Niye insanların nefislerini tahrik ediyorsun da suça teşvik ediyorsun? Korumalı. Evini açık bırakıyorsun. Hırsız ne kadar suçluysa hırsızlık yaptıran, onu teşvik eden, malını korumayan yani tedbirini almayan yani, da suçludur. Aldatan ve aldanan. Yani malını ortaya koyma dostunu hırsız edersin. Edersin. Ve onu nefis dersin. Taşıyor. Yani aldanan da suçlu olmuş olabiliyorsunuz. Evet. Ama geldi bir şekilde. O gelinmesi de çok imkansız bir şekilde. Bir hadisin sırrıyla kanaat bir define hüsnü maişet ve rahatı hayattır. Hırs ise bir madeni hasaret ve sefalettir. Allah Allah. Son cümle ya bir de okuyayım. Hadisin sırrıyla bak. El kanaatü kenzü la yefna. Neymiş biliyor musun? Sır ha bu. Ha herkes buna kanaat edemez. Yusuf'um bunu bakar mısın? Niye sır dedin? Ruhta buna bu hadise uyup da kanaat etmek bu hadise... Tatmin olmak, doğru söylüyorsun ya Resulallah diye de özümsemek, özümlemek, onunla ruhunu zıbgatullah, o Allah'ın ve dolayısıyla Habibinin söylediği şeyle eğer ruh boyalansa, el kanaatü kenzül efna, sır olur bak. Sır niye sır? Eylem değil, eylemden önce ruhta olacak, onun için sır dedi. Hadisinin ifadesiyle demiyor, sır. Sır demek iç alemde sen buna doyuma ulaşsan, bu lafı, özümsesen hadisi ne olur? Kanaat bir define hüsnü maişet. Defineyi hüsnü maişet. Yani güzelce rahat yaşamanın definesi kanaat. Sonra rahatı hayattır. Hayatın rahatıdır.
Hayır. Sonra hırs ise bir madeni hasarettir ve sefalettir. Çok serveti var ama çok aç. İmam-ı Şibli'den bir menkıbeyi naklediyorum. Kesiyorum. Kestim zaten. İmam-ı Şibli Bağdat'ta talep okutuyor, kursu var. Normal zekat sahibi birisi geliyor. Parayı şeye veriyor. Zekatını hocaya veriyor. Hocaya parayı veriyor. Hoca diyor ki, yani İmam-ı Şibli hoca diyorum. İmam-ı Şibli rahmetullahi Ali veriyor ona parayı. O da diyor ki, şu dedi bana verdiğin zekatı falancaya götür. O ne demek biliyor musun o ki? Şu anda Türkiye'nin Sapancısı gibi. Bağdat'ın en zengininden. İmam-ı Şibli diyor ki, o normal Müslüman. Efendim demiş, o Bağdat'ın en zengini. Biz onların yanında çalışıp para kazanıyoruz. Ya ben ona nasıl zekatı götüreyim? Sen karışma demiş, zekatı götür onu. O zaman çok itimat vardı. Onlar da fiilen yaşıyordu. Haram işlettirmiyorlardı. Şimdi sen şimdi Sapancı'nın yanında fabrikada çalışıyorsun, mühendissin, kazandın parayı getiriyorsun bana, diyorsun ki abim bu benim zekatım ve ben de diyorum ki git Sapancı'ya götür. Adam ne demek biliyor musun? Adama sövmek gibidir. Öyle değil mi? Adamı sövmek. Sapancı'ya desin ki bu benim zekatımdır. Nerede çalışıyorsun sen delikanlı? Senin fabrikada. Adama küfür etmek değil mi? Ama İmam-ı Şibli dedi. Uyuyacak, uyudu. Buyurun. Zenginin kapısı çaldı fakir. Normal zengin. Efendim demiş kim? Yani bu benim zekatım da size getirdim demiş. Oğlum sen beni tanımıyor musun dedi ya. Ne bu terbiyesizlik? Bana dedi İmam-ı Şibli öyle dedi. Ben de öyle dedim ama sen karışma dedi. Git ona götür dedi diyor. Zekatını ona ver. Ona layıktır demiş. Bu beldede en fakir odur demiş. Git ona ver demiş. En fakir varken öteki fakire verilmez. İmam-ı Şibli mi? Hemen giymiş. Nasıl İmam-ı Şibli? Der yani. Gelmiş kapıyı şey yapıyor. İmam-ı Şibli diyor ki, adam heyecan edin. Ya imam demiş, zekat kimedir demiş, fakir Müslümanı. Ben bu beldenin en zengin değil miyim dedi. Hayır. Sen bu beldenin en fakiri sensin. Nasıl fakirim ya imam? Senin bir servetin var diyor. Var. Ama bir gayem var, bir hedefim var. Bir maksadım var ki ucu gözükmüyor. O hedefe ve maksada göre, emele ve arzuna göre mevcut servet arasında korkunç uçurum var. Bu beldede hedefiyle serveti arasında en fazla mesafe olan sensin dedi. Dolayısıyla en fakir de sensin. Çünkü fakirlik ölçüsü olmamak değil, hedefiyle mevcut arasındaki farktır. Adam çok iyi bir ders aldı. Doğru söylüyorsun. Tamam. O anda dedi ki imam, doğru söylediğime kanaat mı getirdin? Evet, şimdi zengin oldun dedi. Çünkü o anda doğru söylüyorsun deyince, hedefi yıkınca adam zengin oldu. Demiş o fakir, o zengine dedi ki, şimdi parayı bana ver, ona ver. Anladın? Demek ki böyledir. Vâhirde vâhumenilhamdülillâ rabbil âlemine. Fatiha'tan ve selamatın.